Hayda. Nereden geliyor bu müzik? Nereden geliyor bu müzik? Duramayrım ben buraya da. Duramayrım. Ha uşağa. Ha uşağa. Ha uşağa. Uy. Hürki Hoca galiba sınavınızı mı öldüm? Ulan hiç önemli değil müdür bey. Hiç önemli değil de. Ya uşaklar sınavını bitiren varsa kağıdı kalem bırakıp çıkabilir de. Ha uşağa. Hocam daha soruları sormadınız ki. Ya. Hürki Hoca. Siz çocuklara soruları sorun. Ondan sonra benim odama gelin. Ben de bir iki soru soracağım size. Ama gelin üstünüze biraz daha rahat bir şeyler giyin. Selim, konsere gitmeyi bana teklif ettiğin için teşekkür ederim. Sana teklif edeceğimi nereden çıkardın ki? Şaka şaka. Ayşegül. Ayşegül. Söyle hocacığım. Espri yapmanın hiç sırası değil Ayşegül. Seninle ciddi bir şey konuşacağım. Sınav kağıdını okudum. Ah, durun tahmin edeyim. 97 aldım. Hatta 3 puan da alırdım da sürem yetmedi. 42 aldın. Ne? Ya. Sana hiç yakıştıramadım Ayşegül. Hiç. O yüzden yarın bir kurtarma sözlüsü yapacağım. Bu akşam iyi çalış. Tamam mı? Peki mi? İnanmıyorum. İşin kötüsü yarın benim kurtarma sözlüm var. Ama benim bu akşam Selim'le Kenan Doğulu konserine gitmem lazım. O yüzden çalışamayacağım. Kenan Doğulu konseri mi? Ay inanamıyorum. Yarın kurtarma sözüm var ve sen Kenan Doğulu konserine gidiyorsun. Ayrıca bizi davet bile etmiyorsun. Pes yani. Sen niye böyle çalışmayıp da 42 aldın yazılıdan? Yarın küresinde 97 aldığımı görünce... Yarın küresi mi? Sen yarın küresi mi aldın? Hani o seyyar soyguncu Supi'den mi? Evet. Derhal odana gidiyorsun. Ama konser. Doğru odana dedim. Bütün gece ders çalışacaksın, okul gazetesine özür yazısı yazacaksın ve odanı temizleyeceksin. Al bakalım. Sen de mi Selda Ağla? Evet ben de. Hadi odana. Hadi, 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 hadi. Gelmiyorum diye konsere Tuğçe ile gitmeye kalkarsa? Ders çalışmamanın cezası. Kapıyı da kilitlediler. Keşke şu pencereden çıkıp gitmenin bir yolu olsa. Ha, tabii ya, süpürge. Unutmadım ha. Halamlar odaya gelirse ders çalışmaktan yorgun düştü, uyuyakaldı ders. Tamam mı? Beni karıştırma. Sonra mamamı azaltıyorlar, geceleri karnım buruluyor Ayşegül. Hadi ben kaçtım. Ya ben kime diyorum Ayşegül? Alo. Yine aç kalacağım ha. Bakayım şuna. Vallahi alkol almadım. İple kes. Kırk iki. Sana okkalı bir ceza yazayım da gör. Ama ben gerçekten alkol almadım. Bu alkol değil, not ölçüyor küçük hanım. Derslerinde zayıfken geceliğin evden kaçan kızların peşinden koşar... ...devriye gezerim ben dünya semalarında.
Kırkıyı almışsın, bir de evden kaçıyorsun. Sadece ceza yazmayayım. Süpürgeni de bağlayayım da gör. Ama ben nasıl eve gideceğim? Kendini küçülmüş hissettiğin için küçülüverdin. Peki yeniden eski halime nasıl döneceğim? Onu da sen bulacaksın artık. Küçük hanım, bir an önce odanıza gidip düşünmeye başlasanız çok iyi edersiniz. Hadi bakalım. Bir el atsanız, benim bu halde odama gitmem tam 3 gün sürer. Şimdi sen burada otur, hem biraz düşün hem de biyoloji dersine çalışın. Hadi Melda'cığım. Of ya, ne yapacağım ben şimdi? Günlerdir yapman gerekip de yapmadığın şeyi. Neymiş o? Onu da sen bul artık. Ayşegül nerede Duman? Yoksa yanlışlıkla yedin mi? Yok artık. Buradayım. Aa, nasıl geldin sen oraya? Sağ olsun, Duman ağzında taşıdı. Buna rağmen yemedim, değerimi bilin yani. Söyle bakalım küçük hanım, sen niye çağırdın bizi buraya? Ben düşündüm. Büyümek için ne yapmam gerektiğini bulamadım. Ama düşününce bir şeyin farkına vardım. Neymiş o? Ben birkaç gündür kendime yakıştıramadığım şeyler yapmışım. Gazeteye yazdığım yazı, Selda halamı kuklalamam, duşeyi pastalamam, ders çalışmamam, evden kaçmam. Hepsinde hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ve sizden çok özür diliyorum. Oh be! Özür diledim, rahatladım. Neyse, bu geceyi böyle geçireyim. Yarın düşünürüm ne yapmam gerektiğini. Ne oluyor bana? Tebrikler Ayşegül. Oh be! Nihayet büyümek için ne yapman gerektiğini buldun. Neymiş o? Hepimiz zaman zaman hayatımızda kendimizi küçültücü davranışlarda bulunuruz. Asıl büyüklük hatalarımızı anlayıp özür dilemekte. Bunu sakın unutma. Ya bense sizden tekrar tekrar özür dilerim. Çok hata yaptım. Çok 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 özür dilerim. Hiç uğraşma. Ancak eski haline kadar büyürsün. Daha fazla boyun uzamaz. Hadi ya. Ay Tuğçe. Kolyem mükemmel, yeni mi? Beğendiniz mi? Evet, yeni. Tuğçe, işte özür yazım. Yaptıklarım için de özür dilerim. Aa, bu ne ya? İnanamıyorum. Aferin Ayşegül, otur bakalım. Yüz. Çok sağ olun hocam. Ya dün çalışamadığım için de çok özür dilerim sizden. Hadi bakalım. Bir şarkısın sen. Gel. Ne var, ne oldu? Hiç. Ben sizden özür dilemek için gelmiştim. Sağ ol kızım. Darısı halanın başına. Çıkabilirsin hadi. Ömür boyu sürecek Selda. Ya Ayşegül. Efendim Selim. Senin Hulki Hoca'dan özür dilediğini görünce biz de gittik, bizim koçtan özür diledik. Çok da iyi yapmışız, çok sevindim. Ya ben de seninle konsere gelemediğim için özür dilerim. Ya nedense sen bugün yaptıklarınla gözümde pek bir büyüdü. Sen onu bir de bana sor.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.